Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Cümle ögeleriyle ilgili gerçek özne nedir, sözde özne nedir sorusunun cevabını vereceğiz bu videomuzda. Bu bizim için fiil çatılarında da önemli biliyorsunuz. Ve size bu konuyu şimdi kökten hallettireceğim. Videoyu sonuna kadar lütfen izleyin. Hemen detaylara geçiyorum. Gerçek özne, yüklemde bildirilen işi bizzat yapan öznedir. Sözde özne ise işi yapmayan, yapılan işten etkilenen öznedir. Arkadaşlar ben burada ek konusuyla ilgili bir bilgi de vereyim. L, N eki hem dönüşlü fiillerde hem edilgen fiillerde olur. Bu e, sözde özne de edilgenlik söz konusudur. Onu da fiil çatılarında zaten açıklamıştım ben. Şimdi bakın. Polis suçluları yakalamak için binanın etrafını sardı. Sardı yüklem. Saran kim? Polis özne. Peki bu özne işi bizzat yapan özne mi? Evet o zaman gerçek özne diyoruz. Binanın etrafı polisler tarafından sarıldı. Sarıldı yüklem. Sarılan ne? binanın etrafı özne. Peki sorumuz şu. Binanın etrafı saran mı, sarılan mı? Yapan mı, etkilenen mi? Saran değil, sarılan, yapan değil, etkilenen o zaman sözde öznedir. Bakın bu ikili bir örnekti. Geçelim diğer ikili örneğe. Öğrenciler çıkmış soruları çözdü. Çözdü yüklem. Çözen kim? Öğrenciler özne. Öğrenciler işi bizzat yapandır arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek öznedir. Çıkmış sorular öğrenciler tarafından çözüldü. Çözüldü yüklem çözülen ne? Çıkmış sorular özne. Arkadaşlar sorumuz şu. Çıkmış sorular öznesi çözen mi çözülen mi? Yapan mı etkilenen mi? Çözen değil çözülen yapan değil etkilenen durumundadır. Yani sözde özne olarak kullanılmıştır. İkinci ikili örneğimizde buydu arkadaşlar. Devam edelim. Kaybolan saat iki gün sonra bulundu. Bulundu yüklem. Bulunan ne? kaybolan saat özne. Peki sorumuz şu yine. Kaybolan saat bulan mı, bulunan mı, yapan mı, etkilenen mi? Bulan değil, bulunan, yapan değil, etkilenen sözde özne. Ama bakın yine aynı fiil var. Toplantıda öğrenci velileri de bulundu. Bulundu yüklem. Bulunan ne? Öğrenci velileri ya da bulunan kim? Öğrenci velileri özne. Öğrenci velileri hem oraya gelen hem orada bulunandır. Yani hem yapan hem etkilenendir. Yani gerçek öznedir. Bu ikili örnekte çok kısa şunu söyleyip geçeyim. Çok detaya girmeyeyim kafanız karışmasın. Bu edilgen fiildir. Bu ise dönüşlü fiildir gençler. Gemi rotasını doğuya çevirdi. Çevirdi yüklem. Çeviren ne? Gemi özne. Arkadaşlar gemi bizatihi çevirme işini yapmıştır. Burada bir kaptan vardır. O çevirmiştir falan. Hiç bunları düşünmeyeceğiz. Çok son derece yanlış olur. Çünkü çeviren gemidir. Bizatihi yapmıştır ve gerçek özne görevindedir. Ama bakın, geminin rotası doğuya çevrildi. Çevrildi yüklem, çevrilen ne? Geminin rotası özne ve arkadaşlar geminin rotası öznesi. Çevrilen mi, çevrilen mi? Yapan mı, etkilenen mi diye sorduğumuzda çevrilen değil, çevrilen, yapan değil, etkilenen cevabını alıyoruz. Yani sözde özne durumunda karşımıza çıkıyor. Bu bence cümle ögelerinin çok önemli bir konusu ve fiil çatılarında etkenlik, edilgenlik ve dönüşlülüğü anlamak için de gerçek ve sözde özneyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.